Sevgili İsmet Taner, İsmet Hanım'ın mutfağına Laterna TV'de hoş geldin. Vallahi tekrar hoş buldunuz. Kendi kendine hoş geldin. Evin muhteşem, mutfağın çok güzel. Herkes burayı stüdyo zannediyormuş. Laterna TV'yi lütfen takip edelim, abone olalım, yorum yapalım özellikle. Bugün bize İtalyan mutfağından ne pişiriyorsun? Bugün pişirmiyorum. Daha önceden pancarı haşlamıştım. Bu kırmızı pancar bilirsiniz. Bir de rokamız var. Peynirler var. Parmesan peyniri. Şu benim kendi yaptığım nar ekşisi. Yine kendi yaptığım zeytinyağı, tuz. Bu peki, kadar. Peki ismi ne şimdi yapacağın? Hani dana carpaccio falan çok duyarız da. Evet. Bu da pancar carpaccio. Güzel olacağı evet. Benziyor. Ben pancarı çok severim. Kolayca herkesin yapabileceği bir şey. Şimdi ben pancarları, sanırım bundan sizde de var Can abi. Evet, ben çok seviyorum çok onu. Çok da faydalı bir şey. Böyle minik bakın şöyle şeyin beyaz tabağımın üstüne atıyorum. Bu işlerde çok iyi olduğumu söyleyemeyeceğim. Ama önemli olan lezzeti. O aleti kullanmak biraz zor galiba. Aleti kullanmak zor. Bir de ben hiç bununla yapmamıştım. Islak olduğu için elde kayıyor. Bir de şöyle deneyeyim mi? Ben çok ince doğrarım aslında, biliyor musunuz? Bir de şöyle denemek istiyorum. Bakın. Aslında fena değilmişim değil mi? Bence de. O alet bugün sınıfta kaldı Can abi. Ben kullanmıyorum da o yüzden. Tabii bir de çekmeli şeyimiz yok. Neyimiz yok? Rondomuz. Onu İsmet sevmiyor. Ondan bende var, biliyor musunuz? Geçen gün siz o kadar övünce ben onu köfte yaparken... Biz kandırıyoruz insanları. Elektrik de üretebiliyor musun? İtiraf ediyorum. Köfte yaparken soğanı, sarımsağı ona koydum. Hakikaten de beni büyük bir dertten kurtardı. Ya. Biz önceden konuştuk. Herkesi kandıralım dedik. Onun üstüne çıktı. Piyasada satışından komisyon alıyoruz biz. Oo, bak bunu hiç düşünmedim. İstanbul'da vapurlarda satılıyor. Evet, İstanbul'daki vapurlarda sürekli satılıyor. Ama bunu böyle çok ince kesiyorlar. Gördüm bir iki restoranda. Artık onu neyle yaptıklarını sevgili takipçiler bilmiyorum. Ben bu kadar yapabiliyorum. Ama önemli olan lezzeti zaten. Onu diyorum, evet. Yani bence de. Bu sadece haşlanmış... Aynen. Ya bu çok ciddi bir antioksidan. Baksanıza rengi. Hep böyle diyorlar ya, koyu renkli şeyleri tüketin, şöyle yapın, böyle yapın. Tabii kalorisi yüksek bir şey ama kanı temizleyen ve çok çok sağlıklı bir şey. Bizim de mutfağımızda açıkçası pek yoktu. Son yıllarda daha çok kullanıldığını görüyorum. Siz ne diyorsunuz? Sizde var mı? Annem pancar turşusunu hep yapardı. Turşu, ama onun evet. Dışında hiç görmedim başka türlü kullanılışını. Evet, ama son yıllarda bunun turşusunun dışında salatası, işte çorbası, bu Rusların borçka çorbası mıydı? Hı hı. O çorbada bu var. Ciddi mi? Tabii. Vay. Ben de yürücü kadın çalışıyordum, yardımcı. Ben biliyorum da zaten olduğunu da, hani böyle kırmızı bir çorbaları var, onun içinde bu da var. Allah şimdi şu hani sebzeleri yıkıyoruz da sonra suyu gitsin diye koyup böyle çevirip suyunu evet. Alıyoruz ya. Aha. O alet çok güzel aslında. Ama çok yer işgal ediyor. Mutfakta her şeye de bir alet, her şeye de bir alet. O ben, hızlı çevirince sularını etrafa sıçratan mı? Sularını veren ve susuz bırakan yeşilliği. Çünkü bu tarz yeşilliklerin derdi şu. Yıkıyorsunuz. Tabii soğuk suda yıkamanız gerekiyor. Çok güzel suyunun süzülmesi gerekiyor ki üzerine koyduğunuz yağın üzerinden akıp gitmemesi, üzerinde durması gerekiyor. Hı. Salata sulanmaz o zaman. Anladım. Yani o yüzden de ben klasik anne yöntemi beze koyuyorum gördüğünüz gibi. Soğuk suda yıkadım güzelce, sonra bezde suyunu aldım. Ama o çevirip de suyu giden o alet, adı neyse o, o da güzel açıkçası. Onu da bulurum. El rolu. Yok. Ondan bende var. Benim buzdolabımın üstünde duruyor. Evet, bakın yani ben onu bilmiyordum ama o çoğu evde var. Erkek işi böyle oluyor. Her şeyi makineye yaptır. Ya ben şu bezler, yani eski klasik şeylere çok önem veriyorum.
daha pratik geliyor. Şimdi onu yıka bilmem ne. Bezi bilmiyorum. Ben buradan kameradan göremiyorum ama yani böyle klasik bir bez de değil aslında. Bayağı pamuklu, güzel bir bez. Evet. Şile bezi. Yok canım, önem sende. Veriyorum, evet. Dostlar gördüğünüz gibi böyle. Peki ne yaptık şimdi? Rokayı üzerine doğrayıp koydum. Ha, peki bitti mi? Çok az kaldı. Parmesan. Aha. Bakın bolca. Olmazsa eski kaşar. Eski kaşar, evet. Her evde parmesan olmayabilir. Şimdi parmesan tuzlu değil mi? Tuzlu değil. Aşırı tuzlu bir peynir değil. Ama kaşar tuzlu bir peynir. Biraz eski kaşar herhalde tuzsuz. Tuza dikkat edeceğiz. Yani biz o tuzu acaba nasıl? Bunu da böyle şey kesmiştim şu aletle daha önceden. Böyle süs olarak atıyorum. Asıl burada önemli olan balzamik sirke kullanıyor İtalyanlar. Ama her evde balzamik sirke olmaz. Balzamik sirke İtalya'ya giderseniz belki düzgününü bulursunuz, alırsınız. Ama Türkiye'de satılan hiçbir balzamik sirkeyi ben çok beğenmiyorum. O yüzden de ben nar ekşisini çok da benzetiyorum balzamik sirkeye. Kendim de yaptığım için. Buna bakabilirsiniz, bakın. Bir gün bize nar ekşisi de yapacaksın herhalde. Nar ekşisini yapacağım. Eylül-Ekim ayı gibi narlar çoğalınca, çıkınca. Çok güzel. Bunu ben Refika Birgül müydü? Bir evet. Şey var, ünlü şef. Ondan öğrendim. Narı sıkıyoruz. 4-5 saat kontrollü bir şekilde kaynatıyoruz. Bu İsmet kadar. Hanım, şu ürünlerinizin bir de ambalajları olsa. Ya. Evet, artık Ankara balında şey yiyeceğiz. Biz bir yapalım İsmet Hanım. Şu zeytinyağı dökerken üstünde bir etiket olsa şöyle güzel. Az kaldı. Şu tuzu dökelim. Tuzu az dökelim. Yani ihtiyaca göre. Şey bakın. Ne dersiniz? Yemede yanında yat gibi. Müzik geliyor. Vallahi çok güzel oldu. Ellerine sağlık, kollarına sağlık. Afiyet olsun. Ya bundan sonra sevince, hoşumuza gidince latarna çalalım. Evet, aynen.